Evet efendim, böylece ilk iki saatimizi tamamladık. Üçüncü saatimize devam ediyoruz. Dün bugün TRT, Instagram ve Twitter adreslerimiz, Selver Gözaçık'la da Facebook adresimiz. Bu saat boyunca da bu üç adrese mesajlarınızı bekliyor. Mümkün olduğunca da okuyor olacağız diyelim. Canlı bir bağlantıyla başlayalım bu saate. Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarma operasyonunu kararlılıkla sürdürüyor. Ermenistan, Bakü, Tiflis, Ceyhan petrol boru hattına dün gece saat 21 sularında bir füze saldırısı düzenledi ama füzeler hava savunma sistemiyle, Azerbaycan hava savunma sistemiyle havada imha edildi. Azerbaycan Başsavcılığı saldırının Azerbaycan ordusunda düzenlendiğini, Ermenistan ordusunda düzenlendiğini, Azerbaycan ordusuyla önlendiğini söyledi daha doğrusu. Sıcak bölgeye bir gidelim. Gence'ye döneceğiz. Gence'de sevgili Bülent Çulcuoğlu bizi bekliyor. Bülent, geceden sabaha nasıl gelişmeler yaşandı? Şu anki durum ne? Söz sende. Selver, gözü açık. Evet, Ermenistan ordusunun birçok cephe hattında direnişi kırılmış durumda. Birçok noktada Ermenistan askerlerinin, Ermenistan ordusunun hatları, cephe hatlarını bırakarak kaçtığını söyleyebilirim ve belki önümüzdeki birkaç gün içerisinde Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde çok daha hızlı bir şekilde ilerlediğini sizlere aktarabilirim. Evet, dün akşamdan bugüne, yani bu saate kadar neler yaşandı onu aktarayım. Dün akşamdan bu saate kadar 4 kez Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan topraklarına hem füze hem de içerisinde misket bulunan, yani kullanımı yasak olan misket bulunan roketli saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırılar hangi bölgeye yapıldı? Belenga bunlardan önemli bir nokta. Belenga, yine Goranboy ve Yehlah bölgelerine düzenlenen saldırılar vardı. Bu saldırıların gerçekleşmesinden, yani füzeli saldırılar yapıldı ancak bunlar hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Ancak akşam, dün akşam saat 21 sıralarında Yehlah'ta bir saldırı daha gerçekleştirildi. Yehlah şu anda çatışmaların devam ettiği cephe hattına 35 kilometre mesafede bir şehir. Yehlah'taki Bakü Tiflis Ceyhan petrol boru hattının olduğu bölgeye bir saldırı gerçekleştirildi. Ancak bu saldırı Azerbaycan ordusunun hava savunma sistemleri tarafından engellendi ki bu saldırının da içerisinde yine misket bombalarının bulunduğu roketlerle yapıldığı tespit edildi. Şu anda Ermenistan ordusunun birçok mevziyi bırakarak kaçtığını söylemiştik ve çok sayıda yeni ağır silahlar, zırhlı araçlar ve mühimmatlar Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirildi. Bugün o işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesini özgürleştirmek amacıyla başlatılan operasyonun 11. günü. Şu ana kadar 230'dan fazla zırhlı araç ve tank Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilmiş durumda. Ermenistan ordusunun çatışmalarında, Ermenistan ordusu yapılan çalışmalar veya Ermenistan askerlerin kaçarak terk ettiği cephe hatlarında çok sayıda ağır silah, zırhlı araç, toplar, havan mevzileri, çok sayıda silahlar ve füze sistemleri şu anda ele geçirilmiş durumda. Yine dün TRT Haber ekibi olarak biz görüntülemiştik, ekranlara gelmişti bu. Yine çok sayıda silahlar da, özellikle ele geçirilen silahlar vardı ki bunlar Azerbaycan ordusunun çok hızlı bir şekilde şu an ilerlemeye devam ettiği Cebrail bölgesinde, Cebrail'in kırsalında ve bölgesinde ele geçirilen silahlardı. Bunlar içerisinde havan topu vardı. Bunlar içerisinde keskin nişancı silahları vardı. Bunlar içerisinde roket atarlar vardı, bomba atarlar vardı ve çok sayıda silah ve mühimmat vardı. İşte TRT Haber ekibi olarak biz bunları dün görüntüledik ki özellikle 800'e yakın, bu bakın söyleyeyim, 800'e yakın havan topu ele geçirildi ki Azerbaycan ordusu özellikle bu ele geçirdiği topların büyük kısmının Ermenistan ordusu tarafından sivillere yönelik kullanılan mermiler olduğunu ifade etti. Yine Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Nasıl bir açıklamaydı? Bu şöyleydi. Daha doğrusu Azerbaycan Savunma Bakanı komutanlara şu emri verdi. Bundan sonraki süreçte Ermenistan ordusunun hem füzeli hem de kullanımı yasak olan misket bombalarının kullanmasına karşılık bundan sonra etkili silahların kullanımı konusunda, tam isabetli etkili silahların kullanımı konusunda çalışma yapılması için orduya talimat verdi. Evet, Azerbaycan Savunma Bakanlığı komutanlara, askerlere, generallere özellikle etkili ve tam isabetli silahların kullanımı konusunda hazırlık ve planlama yapılması konusunda talimat verdi. Çünkü Ermenistan ordusu özellikle stratejik noktalara ve sivillerin bulunduğu bölgelere çok sayıda saldırı gerçekleştirdi ve bu saldırılar halen hem kullanımı yasak olan misket bombaları hem de
füzelerle devam ediyor ki Gence kent merkezine saldırı yapılmıştı daha önce. İşte Yehla, Goranboy ve Beylergam bölgelerine yapılan saldırılarda bunlardan sadece birkaç tanesi özellikle son 3 gün içerisinde hem kullanımı yasak olan içerisinde misket bombalarının bulunduğu roketlerle hem de füzelerle yapılan saldırıları arttırmış durumda Ermenistan ordusu. Ancak Azerbaycan Savunma Bakanlığı bundan sonraki süreçte stratejik hedeflerin noktaların hedef alınması amacıyla orduya bir talimat verdi ve etkili ve tam isabetli kullanılacak olan silahların için bir planlama yapılması talimatını verdi. Şu anda cephe hatlarındaki son durumu da hemen aktarmak istiyorum. Peki son durum nedir şu anda? Çatışmalar hangi bölgede yoğunlaşmış durumda? Özellikle Cebrail ilçesinin ele geçirilmesinin ardından Fuzuli ilçesine kuşatılmak üzere Fuzuli cephe hattında o noktada çatışmalar söz konusu. Yine Adere bölgesinde, Adere hattında çatışmalar halen devam ediyor ki özellikle Adere bölgesinden hem Tertere hem de Karakoyunlu bölgesine yapılan saldırılar vardı ki Azerbaycan ordusu da bu saldırılara misliyle cevap vermeye devam ediyor şu anda cephe hattlarında. Özetlemem gerekiyorsa şu anda Azerbaycan ordusunun İşgal altındaki Dağlık Karabağ, Ermenistan ordusundan temizlemek için başlattığı harekatla bugün 11. gün ve içeriye doğru ilerleyiş devam ediyor. Ermenistan ordusu tarafından yapılan saldırılara her hatta, her cephe hattında misliyle karşılık veriliyor. Şu ana kadar, yani bugün 11. gündeyiz, şu ana kadar 4000'den fazla Ermenistan ordu gücünün etkisiz hale getirildiği bilgisi var. Ki yine çok sayıda tank, füze sistemi imha edilmiş durumda. Top mevzileri imha edilmiş durumda. Azerbaycan ordusunun ilerleyişi hızla devam ediyor. Selver Gözaçık.